Eşşeytan yaltakı mukalbet Adem. Fe izâ zekere Allah hanese indahu ve izâ nesiye Allah iltakama kalbe. Eşşeytan şu mekun şeytan. Şu Allah Celle Celaluhu hakkında bizi uyardı. Aman şeytana tapmayın, o sizin açık bir düşmanınız dediği mel'un yeltakimu kalbebni Adem ibni Adem, yani Adem oğlu, yani insanın kalbine hücum eder, istila eder, bastırır. Ve izâ zekarallâh, kul Allah olan kul Allah Celle Celaluhu zikrederse hanese, çarpılmış gibi geriye döner, kaçar. İndehu yanında. Ve izâ nesiyallâh, kul Allah'ı unutursa, zikir biliyorsunuz unutmamak, hatırlamak demektir. Kimi? Allah Celle Celaluhu adını söyleyerek, dinine itibar ederek, şer-i şerifin amellerini işleyerek, yani. Hepsi bunların zikirdir. Kul nesiyallâh, Allah'ı unutursa iltakaba kalbe, tekrar onun kalbini istila eder. Bazı hadis-i şeriflerde de sivrisinenin ortumu gibi kalbe dayar ve oraya kendi mel'uniyetini boşaltır. Allah'ı unutan insanlar için. Onun için şeytanın şerrinden kurtulmak da Allah'ı zikretmekle olur. Nitekim Euzü billahi mineşşeytanirracim bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim okumaya başlayan böyle başlar. Ezan bir zikirdir. Şeytan buralarda dolaşırken ezan sesini duydu mu kaçarmış ve o kadar hızlı ve telaşlı kaçtığından kendisinden haber yok, arkasından yerlerini ses çıkarırmış. Utanç verici bir şekilde kaçıyor. Duymayacak yere kadar. Çünkü ezan okuyan insanın hayrına şehadet edecek. Böyle bir müjde var. Müezzine sesinin gittiği, duyduğu her şey şahitlik yapar. Müezzinin öyle bir hayrı vardır. Dolayısıyla bu büyütür müezzini. Başı göklereni gibi herkesten yüksektir yavru kıyamette. Bilecekler ki herkes bu müezzindir yani. Ona şahitlik yapmamak için kaçıyor. Sonra tekrar geri geliyor. Kamet getirildiği zaman gene arkasından sesler çıkararak yerlere kaçar diyor. Sonra tekrar geri gelir. Ne kadar arsız, ne kadar namussuz, ne kadar inatçı. Müslümanların saflarının arasına girer, eğer saflarda açıklık varsa diyor, omuz omuza vermemişlerse, oradan kara koyunlar gibi girer çıkar, Müslümanlarla dalga geçer. Eğrilik büyürlük varsa safta, onların kalplerini de eğri büyülü yapmaya çalışır diyor. Demek ki şeytan zikrullah'a dayanamaz, ateş gibi çarpar. Bundan da inşallah istifade etmeliyiz. قَالَ اللّٰهُ تَعَلَى Allah Celle Celaluhu buyurur, bir hadis-i kutsidir. يَبْنَ Adem, ey Ademoğlu, اِنَّكَ مَا ذَكَرْتَنِي شَكَرْتَنِي Beni zikrettiğin sürece nimetlerime teşekkür etmişsin, şükretmişsin demektir. وَاِذَا مَا نَسِيْتَنِي كَفَرْتَنِي Beni unuttuğun zaman da hakkımı unutmuş olursun, nimetlerime nankörlük etmiş olursun. Evet, bir fincan kahvenin kendi aramızda 40 yıl hatırını sayalım. Cenab-ı Allah'ın hatırını hiç saymayalım. Bu insanlık değildir, bu mürüvvet değildir. Meştama'a kavmun ala zikrillah. Bir kavim Cenab-ı Allah'ı zikretmek için bir yerde oturup toplarsa. Şimdi sizin yaptığınız gibi elhamdülillah. Fetefarraku anhu. Oradan da sonra haliyle kalkıp gidecekler. Gittiler. İlla kîle lehum. Onlara denir ki قُومُ مَغْفُورًا لَكُمْ مِنْ اَزْلِ الذِّكْرِ Bu zikriniz yüzünden mağfuren de Cenab-ı Allah bütün günahlarınızı, hatalarınızı, kusurlarınızı bağışlamış, üstünü örtmüş, yarın kıyamette yüzünüze vurup da rezil rüsvay etmemek üzere kalkın gidin denilir diyor. Cenab-ı Allah'ı cemaat halinde bir yerde zikrenmekten buyurdu. İlim meclisleri zikirdir. Sohbetler zikir sayılır. Ama buna rağmen her meclisimizde bir parça Kur'an-ı Kerim, bir parça zikrullah, bir parça Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam getirerek süslemeliyiz inşallah. Cenab-ı Allah'ı bir şekilde zikretmeden hiçbir yerde oturup kalkmayız. Men ekfere zikrallahi fakat beri'e minen nifak. Cenab-ı Allah'ı çok zikreden münafıklıktan beri olur, kurtulmuş olur. Eline
münafık olmadığına dair beraati verilir. Elhamdülillah. Men ekberle zikrallah ahabbahullahu teala. Kim Allah'ı çok zikreder, dikkat edin, çok zikreder. Az münafık da zikreder. Men ekberle zikrallah ahabbahullahu teala. Allah da onu çok çok sever. La ibadete ket tefekkür, tefekkür gibi de ibadet yoktur. Tefekkür gizli bir zikirdir. İnsanın aklıyla, muhakemesiyle yerleri, gökleri, it, enfus ve afattaki bütün varlıkların üzerinde tefekkürü bir zikri hafidir. Avvidû kulûrakum attarakum. Murakabe zikriyle kalplerinizi murakabeye alıştırınız. Murakabe, Cenab-ı Allah'ın üzerinde fikri yoğunlaştırarak sessiz ve derinden Cenab-ı Allah'ı ya da Allah'ın mahlukatını, yarattıklarına bakarak onun yaratıcısını tefekkür etmektir. İlimler buna bir vesiledir. Ne kadar insan ilimlere dalırsa, isterse bu fizik olsun, kimya olsun, tıp olsun, astronom olsun, hepsi Allah'ın varlığını, birliğini, gücünü, kudretini anlatır. Şurada bir adam gelse şimdi bize uzayı anlatsa mesela, ya da insanı anlatsa, beyin yapısını, kalbini, sinirlerini, biz bu yapı karşısında hayran bir şekilde dinleriz. Ve sonuç itibariyle bu insanı, bu kainatı, bu gökyüzünü nasıl yarattın Allah'ım diyerek Cenab-ı Allah'a olan hayranlığımız, muhabbetimiz artar. Dolayısıyla da Allah Teala Celaluhu da bir ayet-i kerimede اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ اِبْوَادِهِ اَلْوَمَا buyuruyor. Allah'tan hakkıyla ancak bilgili kulları kaşeteden korkar. Yani Allah hakkında bilgi nereden elde edilir? İşte yarattıklarına bakarak, kutsal kitabını okuyarak ya da işte zikrine tefekkür ederek. Demek ki ilimler ve bunun üstünde tefekkür, murakabeler Cenab-ı Allah'a olan bir zikir olup muhabbeti artırmaktadır. Allah Celle Celaluhu bütün bu güzellikleri bizlere de nasip eylesin inşallah.